Selamünaleyküm kardeşler. Meşhur bildiğiniz deve idrarı hadisi konusu üzerine konuşacağız. Bununla ilgili bir, bir buçuk sene önce bir video çekmiştim fakat videoyu tekrar izlediğimde çok hoşuma gitmedi. Birincisi götürülmesi gereken sonuçlara götürmemişiz. Yeterince detaylı anlatmamışız bence. Yani yeterince şeyini anlatmamışız. ve haricen götürülmesi gereken sonuçlarda bence çok önemli bir husus olarak metin nasıl okunmaz hususunda oldukça güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum ben bu hususun. Hem bundan bunları bir genişletelim böyle düzgünce bir ele alalım. Hem de çok forumlarda falan çok var bu konu çok konuşuluyor yani. Böyle daha derli toplu bir şey olsun istedim. Çünkü çok hazırlıksız çektiğim bir videoydu. O. Hem de kişilerin üzerine çıkarak konuşmak istedim. O yüzden baştan şey ne dedim? Altaycan beni deve idrarını savunuyor mu? Ş şok 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 falan diyen arkadaşlar ayrılabilirler videodan. Yani bizim muhatap kitlemiz için veya işte adam deve idrarını savunuyor bir de doktorum diyor falan diyen arkadaşlar ayrılabilirler. Yani bu, bu kanalın muhatap aldığı kitle içinde değiller belli ki. Bunları muhatap alarak konuşmayacağım. Daha düzgün bir şekilde nasıl düşünülmez, bir metin nasıl anlaşılmaz hususunu bunun üzerinden güzelce anlatabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi öncelikle bu şey neden tuttu? Yani bu deve idrarı konusu neden tuttu? Bence bunun üzerine tespitler yapmak lazım da. Biraz daha açıkladıktan sonra yapacağım inşallah. Birkaç tane yönden hem anakronik olduğu yönler var. Mesela e, tıp konusunda anakroniktir. Tarih konusunda anakroniktir. Din ilimleri konusunda bolca saman adam safsatası içeren bir argüman. Takriben şöyle özetleyebiliriz. Hadiste deve idrarı yani bir mantıksal argüman şekline çevirsek hadiste deve idrarı tavsiye ediliyormuş. A. B. Deve idrarı zararlıdır. C. O zaman hadisler güvenilmezdir. Yani mantıksal bir argümana çevrilse bu takriben böyle bir şey olur. Yani, yani e, bunlardan bir tanesi Hatalı olsa zaten sonuç hatalı olmuş olur. Ben üçünün de hatalı olduğunu düşünüyorum. Teker teker ele alacağım şimdi. Yani nedir tekrar söylüyorum. Hadiste deve idrarı tavsiye ediliyormuş. Deve idrarı zararlıdır. O zaman hadislere güvenilmez. Şimdi hadiste deve idrarı tavsiye edilmiş. Yani burada aslında bu argüman bu söz yani ortaya söylendiğinde işte ve herhangi bir insana şöyle tavsiye edilince yani bunu iç filan gibi tavsiye edildiğinde aslında bu argüman da şuna dönüşmüş olur. Deve idrarı hadiste her zaman her kişiye hasta olsa da olmasa da tavsiye edilmiştir. Gibi bir şeye dönüşmesi lazım. Çünkü karşısındaki kişi hasta olmadığına göre, muhatap hasta olmadığına göre böyle bir algılanması olması lazım hadisin. Yani hadis hasta olsa da olmasa da her kişiye deve idrarı tavsiye edilmiştir. Hem de mutlak vakitte yani bir vakit tayin de olmaksızın, yer tayin olmaksızın filan. A şıkkı bu yani bizim mantıksal argümanın A şıkkı bu. E bu doğru mudur? Hadis metne tamamen muhaliftir bu. Çünkü neden? Birincisi Medine'ye gelen Medineli olmayan bir grup insan hastalanıyor. Medine humması filan denen bir hastalık. Karınlar şişiyor vesaire. Nebi Aleyhisselam başkalarını değil yani Medine'deki insanları mesela hadi siz deve idrarı için demiyor. Yani böyle bir bilgi yok elimizde. O hastalanan şahısları ki bu hastalıkla ilişkisini göstermesi açısından önemlidir. belli bir yere gönderiyor. Belli bir yere gönderiyor. Orada hava değişimde sağlanmasını sağlıyor onlara belli bir devenin sütüyle idrarını terkip edip içmelerini söylüyor. Eee de bunun işte bir bardak süte birkaç damla idrar şeklinde falan olduğunu söyleyen birisiyle görüştüm. Kendim okumadım Nevevi'den. Yani anımsamıyorum Nevevi'nin Minhac'ını okudum ama anımsamıyorum şeyini. Böyle söyledi bana. Hani bir bir bardak süte birkaç damla idrar. Fakat e, benim için bu çok önemli de değil. Yani varsayalım ki velev ki diyelim ki e, full idrar olsun. Burada da bu çıkarım doğru değildir. Yani doğru olmaz çünkü Belli bir grubu, belli bir yere göndererek belli bir devenin sütünü, be belli bir devenin idrarını içmeye Nebi Aleyhisselam yönel diyor. Mesela Medine'de herhangi bir devenin idrarını içirtmiyor. Medine'deki herhangi bir kişiye veya bütün gruba siz deve idrarı için gibi bir tavsiyede bulunmuyor. Demek ki bu hastalıkla ilişkili bir şey. O halde bu bardağı masanın ortasına koyup da deve idrarı iç, içmezsen işte hatalısın gibi bir şey mantıklı olmuyor. Çünkü karşıdaki adam hasta değil. O zaman biz hadis metninden rahatlıkla şunu anlayabiliyoruz. Yani çok basit bir bakışla bile... Bu hastalar içindir, özel bir duruma aittir, herkes için değildir. Bu metnin kendisine çok rahatlıkla anlaşılan bir şey. O zaman biz şuna dönmeye döneceğiz. Yani deve idrarını bu bağlamda biz tenkit etmeye çalışıyorsak, çok basit bir şekilde tedavi olarak yaptığımız her şey, normal insanlar yapamadığında tenkit edilebilir olması lazım. Yani çünkü de, adam diyor ki karşıdaki muhatap, deve idrarı belli hastalıklarda kullanılabilen bir ilaçtır. Sen de diyorsun ki, Hayır sen bunu şu an kullanamıyorsan deve idrarı ilaç değildir. O zaman biz bunu çok bariz şöyle deriz. Yani kemoterapi, radyoterapi. Biz diyoruz ki belli yani ortak olduğumuz üzere belli durumlarda kullanılan, özel kişilere belli durumlarda verilen bir ilaçtır. Ve masada otururken sağlıklı bir insanın bunu kullanması gerekmez. Veya hakeza dağlama yüz bir tedavi olarak kullanılmıştır. Hastalar içindir. Ve sağlıklı bir insanın kolunu bacağını demirle yani kızgın demirle dağlaması gerekmez bunun tedavi olabilmesi için. Veya hakeza narkoz da böyledir ve benzeri tıbbi tedavilerin çoğu böyledir. Kahir eksereti böyledir. Sağlıklı insanların bunları kullanması tavsiye edilmez. Yani aslında mesela şu an şey çöktü. Yani bu argüman çökmüştür onu söyleyeyim. Çünkü neden? Yani biz mantıksal olarak bir tane sekmesini çökerttiğimizde bu argüman tipinin bozuk olduğu, an yani doğru olmayacağı, doğru sonuca ulaştırmayacağı belli olmuş olur. Ama yani ben videoyu şöyle deyip kapatabilirim. Bu hastalar içindir, sağlıklı insanlar için değildir. Tamam filan deyip kapatabilirdim. Kapatmayacağım çünkü hatalı düşünme örneğini göstermekte fayda var bence. O yüzden sonuna kadar götüreceğim. Devam edelim. İkinci sekmesi yani hadiste deve idrarı tavsiye edilmiş şeyini geçtikten sonra hani o mantıksal şey içinde verdiğimizde deve idrarı zararlıdır. Yani deve idrarı zararlıdır. Filan hastalıklara sebep olur. O zaman bu hadis uydurmadır veya işte ateistler açısından baktığınızda din saçmadır filan. Şimdi burada da tıbbi anakronizm devreye sokulmuş olur. Yani bu iki yönden. Bir anakronik Olarak e, bir yaklaşım. iki tıp bilmeyen insanlara garipsiyecekleri, gar garip e, görecekleri bir şeyle manipüle edilmiş olurlar. Yani fazla bir anlam, daha fazlası bir anlam ifade etmez. Hatta altı sırada iki üç tane tıbbi bilgi söylersiniz. Bu insanlar gayet net bir şekilde manipüle olmuş olurlar. Ben bunu ayrı ayrı ele alacağım. Birincisi, anakronik yönünü ele alalım. Yani e, garip görünüyor. Ha deve öh, işte idrar bu filan, idrar içiyorlar, ho ho filan gibi forumlarda ve benzerinde sıkça gördüğünüz hafif tavırları takriben bu bağlamda ele alacağım. Onlara garip gelen ne idrar olgusu, idrar olgusu olması. Ben de modern tıptan birkaç tane örnek vereyim. Biz batın muayenesinde bugün bütün textbooklarda, yani tıbbi metinlerde, bugün uygulanan metinlerde her batın muayenesinin yani karın muayenesinin sonunda hastaya rektal tuş atmanız gerekir. Yani hastanın makatına parmağınızı sokarsınız. Gelen bulaşa göre yani gaita bulaşına göre, tamam mı? Kokusuna bakarsınız, hastalık ayırt ederseniz Mesela mide kanamasında melena dediğimiz çok kötü, ağır kokulu bir gayta ile karşılaşırsınız. Siyah renkli olur bu. Rengine bakarsınız, kokusuna bakarsınız veya prostat muayenesi yaparsınız oradan veya rekt rektum seyaların bir kısmı palpe edilir parmakla ve bu hastalık tanımlanır. Yani bu bugün bütün tıp, <laughs> tıp bilgisinde var olan bir şey. Şimdi biz buna bakıp ha böyle bir tıp mı olur ho falan yaptığımızda ne kadar entelektüel olursak hatta bunu bir tık daha ileri götürdüğümüzde... ...aa buna bilim diyorlar, bilim böyle mi ya ha filan deyip bilim düşmanı olsak... ...ne kadar mantıklı olursa... Tamam, ...idrar üzerinden gidip din düşmanı olmak... ...ve idrar üzerinden gidip hadislerin uydurma olduğunu zannetmek... ...bu garipliğe bakıp, garip görüntüye bakıp... ...aynı derece bir tavırdır aslında. Yani benim nazarımda... ...hani size birisi yapılıyor, birisi yapılmıyor diye birisi normal geliyor olabilir ama... ...benim nazarımda bu iki sırada hiçbir fark yok yani. Ha şunu da söyleyeyim, bu öyle ender yapılan bir şey de değildir. Yani bugün bizim textbook bilgisinde, tıp textbook bilgisinde... Her karın muayenesinin sonunda yapılması gereken bir muayene tipidir. Yani sahada aynı derecede uygulanır uygulanmaz bu başka bir şey. Fakat önemli bir tıbbi faaliyettir yani. Yani nedir işte karşınıza 3-5 tane hiçbir şey bilmeyen kişiyi alıp işte bunu egzajere edip, karikatürize edip, saçma sapan şeylere götürüp sonucunu böyle bilim mi olur ya ha filan deseniz aynı şey olur yaklaşık. Ve daha acayibi mesela 300 yıl sonra diyelim ki bizim rektal tuşeyle muayene yapmamızı gerektirmeyecek bir aygıt çıktı veya bir yöntem bulundu. Bilen ve bu protokolden kalktı yani tanı protokolünden kalktı mesela. 300 yıl sonra gelen bir insan dese ki bizim mesela ben de bugün bir anı def, bir defter yazmışım ve dedim ki işte bugün direktten şey bir hastayı muayene ederken şöyle şöyle bir şeyler oldu. Adam da benim anı defterime bakıyor 300 yıl sonra. Diyor ki ho böyle bir şey mi olur? Bu ne kadar komik, saçma insanları anlatıyor. Söyledi ki Altay'ın anı defteri otantik değildir. Orijinal bir metin değildir. Bozulmuş bir metindir. Yani tarihi rivayet Böyle kritize ediliyor, anlıyor musunuz? Yani anlayabilin diye böyle örneklemeye çalışıyorum sürekli. Bir tarihi metin bu kadar anakronik ele alınamaz. Yani 300 yıl sonra buna gerek kalmadı diye 300 yıl önceki tarihi metnin güvenilmez olduğunu çıkarsamanız aslında bununla muadildir yani. Neyse gene e, bu hani garip görünen şeyler tıpta oluyor ya. Hani bundan dolayı biz e, bilimi küçümsemiyoruz, bundan dolayı metinleri küçümsemiyoruz. Mesela burada dergi parktan bir makale buldum, Gaytanaklı ile ilgili. Bunu bir önceki videoya birisi yorum olarak atmış fakat ben şey yapmadım bilmiyordum yani şahit de olduğum bir yöntem değil ama şaşırdım biraz kendim bakınca aktif makaleler de var bunu atarım inşallah linke koyarım ve birden fazla makale görüyorum şu an pek çok makale var bunları da atarım yani gaytanakli ile tedavi ve benzeri üzerine ya ne kadar garip böyle tedavi mi olur böyle bilim mi olur falan. Neyse, kadim tıptan örnek verelim. Hani garip gelince biz inkar ediyoruz ya ve biz garip gelince işte bir şeylerin düşmanı oluyoruz veya ne bileyim bir şeylerin güvenilmez olduğunu anlıyoruz. Kadim tıpta çok meşhur bir şeydir. Bu meşhurdur yani. Doktorlar hastaların şeker hastalığını anlamak için idrarların tadına bakarmış. Çünkü idrardan şeker kaçağı olur. Diyabet hastalarında. Bunu ölçecek bir cihaz olmaz ama tadına bakarlarmış şeker hastalığının tanısını koymak için. Aa böyle tıp mı olur? Mesela bu hadis olarak gelseydi böyle dil mi olur? Ha böyle tıp mı olur filan. Yani takriben benzer düzey. Tenkitler bilime güvenilmez ya ha filan. Ve burada bir sorun daha var. Mesela ortada bir hastalık var. Ve bir hadis var. Şimdi bu hadis, an anakronizmi göstermek istiyorum ya. Bu hadis ne deseydi biz garipsemeyecektik bunu. Yani ne bileyim işte karın ağrısı olan bir hastaya ne tavsiye edilseydi biz bu hadisi garipsemeyecek. Bugünkü tedavilerden başka bir şeyler tavsiye edilecek açık değil mi? <gülüyor> çok <gülüyor> mesela bir misal vereyim. yani böyle bir hadis olsaydı. ne bir bir şahıs geldi. İşte göğsünde baskı tarzı bir ağrı var. Sol koluna ağrısı yayılıyor. Şıpır şıpır terlemiş. Nefes almakta zorlanıyor falan. Ne bir aleyhisselam da adama dedi ki sövdün kabuğunu ye. Sövdün kabuğunu ye. O böyle bir şey mi olur? Bu adam belli işte kalp krizi geçiriyor. Buna sövdün kabuğu ne fayda? Sövdün kabuğunda aspirin var. Aspirin var yani. Şu an ben söylemeden bilmeyenler. Bunu şey yapıyor. Evet, MI'de verilebilecek yani en azından e, şeysiz anjiyosuz yapabileceğiniz en iyi tedavi bu. Ve o dönem bu şey yani O anakronizm anlayın diye söylüyorum. Ben bunu söylemeden önce bilmiyorsanız saçma geldi size söylediğim şey. Anakronizm böyle bir şeydir işte. Anladınız mı? Ya işte karın ağrısı mesela ne bir bir birisi şey gelseydi ne ne bekliyordunuz yani? İşte apandis muayenesi yaptı, reboundu defansı yoktu falan <laughs> böyle bir şey mi bekliyorsunuz yani? Ve ya ameliyat oldu, laparoskopik ameliyat yapılmamış falan diye tenkite. Ya bu anakronizm budur zaten. Ve gerçekten İslam tenkitlerinin Türkiye'de %99'u neredeyse anakroniktir sadece cehalete hitap eder yani. Karşıdaki şahsın mevzuyu anlayamamasına hitap eder. Veya anlamayan insanlar tarafından gelir. Belki Çünkü insanlar şey düşünüyorlar. Ağaçları işte böyle ağaçlarda şey vardı. İşte parasetemoller vardı. Oradan topluyorlardı. Ne öyleyim işte non steroid anti vardı. Ağaçtan topluyorlardı falan. Yani böyle hayal ediyorlar yani. Neyse anakronizmi gösterdikten sonra şöyle diyelim. Peki deve idrarı filan hastalığa sebep olur. O halde hadiste tavsiye edilmez. Yani zararlıdır önermesinin altındaki başlıkları inceliyoruz ya. O halde hadiste tavsiye edilemez. Çünkü bu böyle de yapılıyor. Hani adam okuyor diyor ki şu 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 hastalıklara sebep olur deve idrarı. O zaman tavsiye edilemez. Bu işte MERS hastalığı döneminden bu konu gidiyor. Yani Dünya Sağlık Örgütü MERS diye bir hastalıktan dolayı bir dönem deveye yaklaşılmamasını tavsiye etmiş. Bu konuda şöyle yanlış hatırlamıyorsam. Bir şahıs devenin işte burnuna damla damla tam bir şahıs rahatsızlanıyor. Şah, adama bakıyorlar işte MERS pozitif. Deveye bakıyorlar MERS pozitif. Solunum yoluyla mı geçiyor? Damlacık yoluyla mı geçiyor? Vesaire. Bu çok net değil. Hastalığın bulaşma tipi hakkında. Adam mı deveye deve mi adamı bulaştırdı? O da çok belli değil. Fakat dünya sağlık Örgütü şey olsun diye tedbir amaçlı devenin etine sütüne idrarına vesaire yaklaşılmamasını tavsiye ediyor. Ve bundan dolayı biz şöyle düşünmeliymişiz. Bu deve zararlı. O zaman bununla ilgili hadisler uydurmadır. <laughs> bu da çok... Hani bakın buraya kadar sağlık... Bak geldiğimiz her yer çürük. Yani aslında bir tanesi çürük olsa yeterliydi. Fakat devamına kadar tamamı çürük. Biz böyle bir çıkarım yapabilir miyiz böyle bir bilgiden? Gene yapamayız bunu. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün bir şeyi, nesneyi belli bir dönem zararlı olabileceğini söylemesi bizim o nesneyle ilgili bütün bilgilerimizin çöp olması anlamına gelmez. Yani İslami bakıyor olsak bile peygamber hata etmez. Kur'an etmez diye bakıyor olsak bile böyle gelmez. Çünkü deli dana hastalığı döneminde ahır hayvanlarında böyle şey vardı. Şimdi Kur'an'daki ayetler o zaman uydurma mı kabul edeceğiz biz? Allah Teala zararlı bir şey emretmiş. Ya böyle bir şey değil bu. Kuş bir zamanı mesela. Yani bu böyle bir bakış olmaz. Böyle bir bakamazsınız mevzulara ve haricen burada dünya sağlık sadece devenin sidiğini de yasaklamamış. Deveye yaklaşmak haram olması lazım. Böyle bakıyorsa. O zaman deveyle ilgili ayetlerden dolayı Kur'an'ın da otantik olmaması lazım. Yani böyle bir saçma bir bakış olamaz yani. Herkese de devenin etini yemenin caiz olmaması gerekir ki buna itiraz eden şahsların deve eti yemenin caiz olduğunu söylediklerini biliyoruz. Bir ayette bütün haramlar sayılmıştır diye. Bu da tutarsızlıktır. Vesaire. Peki dünyasal görgüten de bağımsız, yani bu olgudan da bağımsız. Birisi dese ki deve idrarı falanca hastalıklara sebep olur diye bize bir skala verse, o halde hadis uydurulur, hadislere güvenilmez. Bu da anlamsız. Anlamlı değil. Çünkü bu da tıbbı bilmemekten kaynaklanır. Çünkü Tıbbın yönteminde şöyle bir şökeyim. Yani biz hastalara tedavi verirken yani bir tedavi olduğunu varsayalım kolay anlaşılması için. Biz şuna bakmayız doktorlar olarak. Bu ilacın zararı var mı yok mu? Tabii ki bakılır da. Bakılan şey temelde şudur. Bu ilacın faydası veya işte zararı varsa bu ilacın zararı hastalığın zararından büyük mü küçük mü? Bakılan şey budur. Yani hastalık neye sebep olabilir? İlaç neye sebep olabilir? Çok meş meşhur örneği kemoterapidir. Yani kanserle kıyasladığınız için kemoterapi verirsiniz. Grip olan bir hastaya kemoterapi neden vermiyor? Yani tedavi ettiğini varsaysa grip kemoterapi yani kemoterapiyle tedavi ediliyor olsa grip hastasına kemoterapi vermesin çünkü kemoterapi daha fazla zarar verici bir şeydir. Yani bizim tıpta baktığımız şey daha hafif zararı tercih etmektir çoğu zaman ilaç verirken çünkü tıpta yan etkisi olmayan bir ilaç neredeyse yoktur en azından ben bilmiyorum. yani etkisi olmayan bir ilaç. Hakeza tıpta her ölümcül derecede alerji yapma ihtimali vardır. Anafilaksi deriz. Alerjiyi tedavi eden ilaçların bile anafilaksi yapma ihtimali vardır ve anafilaksi %100 ölümcüldür tedavi edilmezse Hani sizin o saydığınız skalaların tamamından daha ağır bir tablodur. Ve biz bunu bilmemize rağmen tedavi uyguluyoruz, ilaçlar veriyoruz insanlara. Yani ben kendi hekimliğim esnasında, acil hekimliğim esnasında alerji ilaçlarına anafilaksi gelişen hem de iki çeşitli kullanılır sık sık acillerde. ikisine de ayrı ayrı anafilaksi gelişimine kendim şahit oldum ve bu oluyor. O zaman biz ne yapacağız şimdi bir ilacı el el elimize aldığımızda bunun yan etki skalasına bakarak bu ilacın verilemeyeceği gibi bir şey tıbben çıkamayız. Bu tıbben büyük bir cehalettir. Ya deve idrarı da böyle. Şimdi ilaç olarak el almaya başladık ya. Deve idrarının da zararı ihtimallerinden dolayı biz bunun tedavi olamayacağı gibi bir şeyi tıbben söyleyemeyiz zaten. Mesela bir misal olsun diye. Dünyasının tamamının inanılmaz derecede uyguladığı ve pek çok hastalıkta kullandığımız e, kortizol tedavisini düşünün. E, cilt hastalıklarına, alerji hastalıklarına, akciğer hastalıklarına, kanserlere, e, bazı çeşit enfeksiyonlara e, ve hatta e, covid döneminde de sık kullanıldı bu ilaç kortizol dediğimiz ilacın bakın yan etkilerini okuyayım. Şimdi hani yapıyorlar ya bunu manipülatif olsun diye deve Bak bunları yapabilir o zaman şey. Neymiş? Burada yazanlar okuyacağım sadece. Bir ilacın prospektüsünden bu. Döküntü, kaşınma, nefes alıp vermede zorlanma ya da bayılma. Bunlar tabii anafilaksi şeyleri. Her ilaçta oluyor dediğim için anafilaksin belirtilerini yazmış. Bunları yapab yani yan etki olarak yan etki kısmında bunlar yazıyor. Peki aşağıda depresif duygu, intihar düşüncesi dahil, ruh halinde aktif ya da pasif değişiklikler, sinirli olma, uyku problemi, hafıza kaybı, var olmayan nesneleri hissetme, görme veya duyma, yalnız kaldığında korkutucu düşüncelere sahip olma vesaire. Bir tık daha aşağı iniyorum. Mide şişkinliği, bulantı ve kusma, hıçkırık, ishal, pankreas iltihabı, kanda tuz seviyesinde problemler, kan basıncında yükselme, kanın pıhtılaşması, kalp krizini e, takiben, kalp kası problemleri, kan şekerinin yükselmesi, kemiklerin zayıflaması ve incelenmesi, osteoporoz, kas zayıflığı, ciltteki yaraların yavaş iyileşmesi, sivilce, glokom, katarakt, göz enfeksiyonları, menstrual düzensizlik, yani adet düzensizliği, çocuklarda büyümenin yavaşlaması, yüzde şişme, nöbet ve epilepsinin tetiklenmesi, şiddetli baş ağrısı, yorgunluk, iştah artışı veya kilo kaybı, ödem ve kilo artışı. Bunlar Dekort'un hafif yan etkileridir. Şimdi, demek ki böyle olmuyor. Yani biz bu ilacı inanılmaz derecede kullanıyoruz ve yani çok ciddi bir şekilde bu ilaç olmasaydı yeryüzünde bir sürü insan çok daha kötü şartlarda yaşardı. Ama bu saydığım skala gerçeği demek ki her zaman açıklamıyor. Demek ki tıbbi tedaviler böyle ele alınamaz. Bunu umarım anlamışızdır. Ve adam gelip de diyorsa ki devesi değil, adam buna din diyor, şifa diyor filan işte deyip masaya koyarsa, biz çok rahat bir şekilde bir ampul kortizol alıp adam buna bilim diyor, şifa diyor filan gibi bir düzlemde ele alabiliriz ki bu saçmadır. Bunu göstermeye çalışıyorum. Ve tedavi bağlamında ele aldığımız için deve idrarı zararlıdır. Sözünün tıbbi bakışta hadisin uydurma olduğuna karar verdirmesi için deve idrarı her durumda zararlıdır. Şekline dönüşmesi gerekir. E, oysa bu da açıkça hataldır. Deve biz her durumda zarar, zararlı olmadığını biliyoruz. Çünkü birincisi kadim tıp geleneklerinin tamamında uygulanan bir tedavidir. Devedir. Siz ne kadar garip gülüyor olsanız da, siz bilmiyor olsanız da. böyle yani. Çünkü şöyle bir problem var. Biz diyoruz ki bu uygulanıyordu. Siz bunu bilmiyorsunuz. Ama öğrenmek de istemiyorsunuz. ve Bizim yapabileceğimiz bir şey yok yani. Bu <laughs> uygulanıyordu. İbn-i Sinan el fit tıbbında geçiyor. İslam e, nasıl diyeyim tıbbındaki... Bunu aslında Bauer seküler kaynaklar olduğunu söylüyor. Yani Galen'den vesaireden gelen, o Yunan'dan da gelen tıpta, Yunan medeniyetinde, Hint medeniyetinde ve benzerinde bu uygulanıyordu. İnsanlar bunlarla tedavi oluyordu. Yani siz bu meseleyi siz anakronik ana bakabilirsiniz diye uygulanıyordu bu yani. İkincisi, hadisteki insanlar iyileşmiştir. Yani demek ki Debeder'i onlara faydalı gelmişti. Her durumda zararlı olmadığını göstermesi açısından önemli. Üçüncüsü, bu daha önemlisi, ikinci delil dediğimiz ben bunu uzunca anlatıyorum ve bu çok bence önemli bir okuma tipi. İkincil delil dediğimiz delilden anladığımız üzere hiç kimse bunu garipsememiştir. Garipsememeleri o çağda, o toplumda, bu hadisi aktaranlar arasında bu durumun doğal karşılandığını, böyle bir tedavinin varlığının bilindiğini gösterir. Yani sadece metin okumayı bilse mesela adam şöyle düşünür. Hadisin uydurma olduğunu düşünse bile der ki hadisin uydurulduğu dönemde bu normal bir tedavi olarak kabul ediliyor olmalı. Yani bu basit bir metin okuma tipidir. Yani oryantalistlerin çoğu hadisleri uydurma kabul etmesine rağmen tarihi rivayetleri böyle yorumlarlar. Uydurulduğu çağda mesela Goldziher falan çok yapar bunu. Yani onların metotları doğrudur diye söylemiyorum ama daha iyi metin okuyorlar en azından bizdekilerden. Der ki uydurulduğu çağda normal görülüyordu demek ki bu tedavi. Bir diğeri hadisin içinde Nebi Aleyhisselam gönderirken o şahıslara tedavi tarif etmiyor. Yani şu kadar terkibe, şu kadar süte, şu kadar şey idrar koyun, günde şu kadar içsin falan diye tarif etmemesinden biz o dönem Arapların bunu bildiğini bu tedavinin detaylarına vakıf olduğunu anlarız. O halde, hadiste deve idrarı tavsiye edilmiş ve deve idrarı zararlıdır. Hatalı argümanlarından, daha doğrusu hatalı gösterilen argümanlardan çıkan sonuç ne? O halde hadislere güvenilmez ve çöptür. Yani biz buraya kadar gelmedik. Şu ana kadar geldiğimiz her yeri, elhamdülillah çürüte çürüte geldik. Sonundaki argümanda diyelim ki, yani bu ilk iki önerme doğru olsaydı, gene bu sonuca çıkabilir miydik? Biz gene bu sonuca çıkamazdık. Yani bu iki önerme doğru olsaydı, biz şöyle yani tam bu hadiste hata ettiler. Yani bu hadisi yanlış anlamışlar diyelim. Yani böyle bir örnek olduğunu varsayalım. Bir şey var. Tıbbi olarak her durumda iyi olduğu söylendi mesela. Biz bazı durumlarda kötü olduğunu anladık veya her durumda kötü olduğunu anladık. Falan diyelim. Yani böyle sağlam bir argüman tipi geldi önümüze. Biz buradan gene hadislerin hepsinin çürük olduğuna varamayız ki. Deriz ki bu hadiste hata etmişler. Sayı <laughs> derken. Yani bir insanın bir mevzuda veya bir çalışmanın bir ürününde hata olması o çalışmanın çöp olduğu anlamına mı gelir? Ki eğer öyle ele alınacaksa biz şu ana kadar yaptığımız bu çürütmeyle bu şahısların bu argümanları hakkındaki bu çürütmeyle deriz ki bu şahısların bütün çalışması çöptür. Çünkü bir tanesini çürüttük. Demek ki böyle olmuyor bu. Burada şöyle bir şey de yapıyorlar. Bu hadisi anlama hususunda muhataba anlayış dikte ediyorlar. Çünkü e, bu hadisi sahih kabul eden bir insanın e, illa sizin karikatürize ettiğiniz şeyi anlaması gerekmiyor ki. Bakın ben mesela çok basit bir şekilde hadisi şöyle anlayabilirim. Ne Nebi Aleyhisselam çağının tıbbını uyguladı. Ve çağın tıbbı, tıbbıyla mesela tedavi olmak sünnettir. Bu bir anlayış. Yani niye bu anlayış muhtemel olmasında biz hadisi direkt çöp kabul edelim? Anlayış dikte ediyorsunuz çünkü. Veya yani işte haramla tedavi var burada. Yani yenilmesi caiz olmayan bir şeyle tedavi olmak. ki bunu genişleteceğim birazdan. Çünkü anlam, yani bizde şöyle bir şey var. Adam hadise bir şekilde itiraz ediyor. Diyor ki ya Devedra ne kadar saçma filan. Sen onu çürütüyorsun. Bu sefer diyor ki ne anlamı var o zaman? Niye nakledildi? Ya bu başka bir soru. Ben mesela ilk videoma gelen en çok yorum buydu. Niye Ozan var? Onu da anlatayım. O baş, bu başka bir soru. Ona da burada cevap vereceğim. Yani sen bir soru soruyorsun, ben o soruya cevap veriyorum. Sen diyorsun ki o zaman niye bu ikinci soru bu başka bir soru. O videoda olamaz yani. <laughs> sen o zaman o soruyu sormamıştın. Ve şöyle demen lazım normalde. E, ya ben Devedra hadisiyle ilgili Devedra üzerinden ha, ha karikatürize ederek falan yorumlar yapıyordum. Bu hatalıymış. Dedin mi sen? Demedin. İkinci soruya geçiyorsun. Sen birinci sorunun cevabını aldığında vermen gereken reaksiyonu vermedin. Vermen gereken reaksiyon ben bunu yanlış anlamışım demekti. Neyse devam edelim. Yenilmesi haram olan bir şeyle tedavi konusu. Bu hadiste önemli. Yani ben bu açıdan bakarım bu hadisi. bir. Bunun dışında hasta bireyle umum kişi ayrılmıştır. Bu açıdan da bakabilirsin. Yani ben bu açılardan bakabilirim bu hadise. Senin o yani dar bakışla işte bir hadiste deve idrarı önerildiyse bunu herkesin her anda içebilmesi gerekir filan gibi bir varsayıma çıkmak zorunda değilim ki Metin zaten bu varsayımın zıttına. hani böyle bir açıklam şeyi olsa bile yani açık olsaydı bile nasıl okunamaz bağlamızı bu kaba varsayıma çıkmak zorunda değil mi? Bu literal varsayıma varmak zorunda değil yani insanlar anlarken. Yani anlayış dikte etmiyorsanız buradan hadislerin tamamının güvenilmez olduğu falan gibi bir şeye çıkamazsınız yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Aslında bu e, anlayış dikte etme şeyi biz Turan Dursun metinlerinde de sık gösterdik. Yani bir e, hadis veya bir ayet metnini mesela onlar çok yapıyor. Bir manaya sevk ediyor kendisi, literal bir manaya, kaba filan bir manaya. Ondan sonra sen onu kabul etmeyince de kıvırıyorsun falan filan. Ya bu, bu şey değil. Bu mantıkta yani şey. Bu nasıl diyeyim? Böyle bir yöntem değil yani. Bu bir düşünme yöntemi değil. Yani şöyle bir adamlar İslam kartoneti yapıp ter, tekmeliyorlar diyordum ben o videoda. Yani biz böyle inanmıyoruz diyorum. Adam bir İslam kartoneti ortaya koyuyor. Bunu tekmeliyor ve senin dinin çürüdü diyor. Bu benim dinim değil diyorum. Yani çürüdü diyor. Hadislerde de böyle yapıyorsunuz. Yani bu bir yöntem değil. Biz böyle anlamıyoruz hadisi. Hadis de böyle anlaşılmamış zaten. Hani bu başka bir mevzu. Belki ileride konuşuruz. Ve hadis de Hani ben diyorum ya ben böyle anlayabilirim. Bu sadece benim söylediğim bir şeydi. Böyle anlaşılmış zaten. Her yani kimse bu hadisten herkes lıkır lıkır deve idrarı içmeli. Ben en azından bilmiyorum böyle bir şey yani. Umum herkes deve deve idrarı içmeli falan. Daha acayip bir. Bu hadisin üzerinden tartıştıkları şey şu. Deve idrarı veya işte haram bir şeyle tedavi caiz midir, değil midir? Hanefilere göre bu hadisten yola çıkarak deve idrarı içmek gene de caiz olmaz. Bu hadis mensuhtur onlara göre. Yani hükmü nesedilmiştir. Başı ve sonuyla beraber hükmü esedilmiştir bu hadisin. Diğer mezheplere göre mesela işte haramla tedavinin caizliği konusundaki delildir bu hadis. Yani siz söylediğiniz bağlamda işte herkes lıkır lıkır içsin bu sünnettir bağlamını bırak. Bu hadis olmasına rağmen haram bir şeyle yani deve idrarı içebilmek caiz midir? Hasta olsam bile caiz değildir diyor Hanefiler. Yani sizin konuştuğunuz bağlamla bu ümmetin konuştuğu bağlam o kadar farklı ki. Ha burada işte mensul işte Hanefiler şöyle bu bir de şöyle yapıyorlar. bunları biz nereden biliyoruz? Ya bilmiyorsan sana bana ne yani? Ben ne yapayım? Ve adam şey diyor mesela işte herkes lıkır lıkır içiyor. Ya, bana ne bana ne? Yani ben şöyle bir şey mi varsayacağım o zaman? Yani bazı insanlar bir sözü yanlış anlayabildiğinde ben o sözün yanlış olduğuna mı kane olacağım? Yanlış mesela şöyle düşün. Bunun misali şu. Bir Müslüman bir ayeti yanlış anlıyor. Tamam mı? Bir Müslüman bir ayeti yanlış anlıyor. Biz de onun yanlış anlayışından yola çıkarak ayetin Uydurma olduğunu veya tahrif edildiğini Kur'an'ı düşünüyoruz. Yani hadisin yanlış anlaşılmasından, hadisin uydurma olduğuna karar veriyorsak, ayetin yanlış anlaşılmasından niye ayetin tahrif edilmediğine karar veriyoruz? Çünkü saçma bir mantık yürütme. Böyle bir akıl yürütme olmaz yani. Çok saçma bir akıl yürütme tipi. Ve buradan ele alınan aslında önemli bir mevzu var. Şimdi işte o zaman niye var bu hadis? Yani niye var? Bir milyon tane şey söyleyebilirsin niye var. Yani mesela burada bir bir adam diyebilirdi ki haramla haram normalde yenilmesi haram olan bir şeyle tedavinin caiz olacağı delilini ben bu hadisten buldum. Ben mesela başka bir hadiste bilmiyorum onu söyleyeyim buna. Yani bu önemli bir mevzudur. Karşımızda aslında ilmi bağlamda bu şeyde birisi yok ama biz desek ki mesela haram yiyecekle tedavi olmak caiz midir? Bununla ilgili bir şey düşünmedikleri için o an düşünüp diyecekler ki evet caizdir. Yani haramla tedavi. Olma, evet caizdir. Ben diyeceğim hangi hastalıkta hangi şartlarda caizdir. Yani mesela benim dişim ağrıyor diş ağrısını veya başka bir tedavi varken caiz midir? Mesela dişim ağrıyor, diş ağrısını full rakı içerek geçirebilir miyim? Bu caiz midir? Ben yani burada da ağrı kesici var. E, sen buna mesela cevap vereceksin. Veya normalde dağlama yapmak, yani insanın kendi bedenine böylece zarar vermesi caiz değildir. Ama burada sen buna cevaz veriyorsun. Niye? Hastalıktan dolayı. Yani bu hadis aslında bu bağlamlarda delildir. Mesela daha güzel örneği şudur mesela şey sahte rakı falan şey zehirlenmeler yani metil alkol zehirlenmesinde kolonyadan falan da oluyor. Metil alkol zehirlenmesinin tedavisi etil alkoldür. Yani etil alkol bildiğimiz içki. Bu net panzehiridir ya. Yani. Adam metil alkolden zehirlendiyse ona etil alkol verirsiniz düzelsin diye. Bu tedavi caiz midir? Yani normalde yenilmesi haram bir şey bu. Caizdir desek delili nedir? Bu hadistir. Bu hadis burada delil olur yani Hanefiler buna mensuh diyebilir, başkaları başka bir şey söyleyebilir. Ben e, hadisten fıkıh çıkarma bağlamında konuşmuyorum. Muhatabım bu hadis niye var filan diye şey yapıyor mu? Yani budur delil. <laughs> Mesela bunu delil kılabilirsiniz yani en azından kendiniz bir usul oturtup. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ben siz anlamıyorsunuz diye konuşulan şeyler önemsiz olmuyor. Bu sadece İslami metinlere yapılan bir şey onu söyleyeyim. Yani adam hiçbir şey anlamıyor, hiçbir şey bilmiyor. O konuyla ilgili hiçbir birikim yok. O yüzden mevzuyu anlamıyor yani küt bakıyor. Ve diyor ki bu önemsizdir. Ya böyle bir şey yok, böyle bir dünya yok. Yani sen anlamıyorsun diye mesele önemsiz olmuyor. Mesela doktorluğumda yaptığım bir işi sen anlamadığın zaman... ...benim o yaptığım iş önemsiz olmuyor. Adam geliyor mesela... ...kıpkırmızı vücudu... ...hafifte nefes almakta zorlanıyor. Veya işte başka şey var. Ben de gidiyorum doktor olarak... ...ağzının içine bakıyorum ışık kaynağıyla. Yakındaki adam da şöyle düşünüyor... ...la grip mi benim hastam? Niye bunun boğazına bakıyorsun? Hayır kardeş... ...boğazında ödem var mı diye bakıyorum... ...çünkü bu anafilaksi bulgusu... ...biraz daha anafilaksiye dönüşeceğini gösterir. vesaire Yani... Sen mevzuyu anlamadığın zaman benim yaptığım hareket anlamsız olmuyor. Sen bu hadisi anlamadığın zaman bu hadis de anlamsız olmuyor. Onun dışında yani bir de hadisin çok fazla senedi olduğunu da bilmek lazım. Yani bir senet bir metinden oluşmuyor bu hadis. Bu da bizde şahıslar bilmediği için hadisi bir, bir, bir senet bir metinden ibaret sanıyorlar. Şimdi şöyle göstereyim. Bunu Fatma Kızılkaya e, hanım e, şeyde çalışmış. E, Şahtare reddiye isimli bir eseri var. Orada ben gördüm bu çalışmayı. Bir basılı matlu haliyle olması da çok hoşumekli. Biz Hadislere neden güvenelim isimli bir videoda da bu tarz bir senet gösterdik ama burada kağıt halinde olduğu için yapılan işin niteliğini biraz göstereyim size. Yani burada bir metin bir senet üzerine konuşmuyoruz. Bütün metinleri ele alıp incelemek lazım. Ben bunu yapmadım. Çünkü burada ne olduğu üzerine konuşmuyorum hadisi. Ne olmadığı üzerine konuşuyoruz. Bakın çalışılan metnin boyu budur. Bu tabi yatay şekli. Şöyle masaya indireyim bunu. Bizim kanalda bir hadis ve senedi diye bir video var. Bir dakikalık bir video. Orada bu var. Mesela burada bütün ravileri teker teker ele alınmış. Hangi ravi, nereden yaşamıyor vesaire diye. Çok uzun bir senet şeyi bu. Bunun misli bir tarihi veri var mı elinizde bilmiyorum. Böyle tekrar göstereyim. Bizim... Hatta sığmıyor kadroj yaparsındaysanız. Bu bir ilmi kültürdür. Bu metin takriben şöyle bir A4'ün kaç katı olduğunu siz anlayın. Bu A4 kağıt. Bu bir A4 kağıt. Bir A4'ün takriben 8 katı boyunda bir şey. 8 A4'lük bir şey. Yani yapılan iş budur. Ve bunu tenkit ederken e, yapılacak işin en azından bu ciddiyette olmasını bekleriz biz. E, ondan sonra e, bu bir ilmi kültür de farkıdır onu söyleyeyim. Yani bu modern kültürden gelmemiş tenkit tarzıdır. Bu anlattığımız hadisteki gibi mesela. Böyle tenkit ediliyor yani. Bu çalışma böyle tenkit ediliyor. Aslında bu iki ilmi kültür arasındaki farkı da göstermesi açısından önemlidir. Ee, şey söyleyenler oluyor. Hangi hastalığa iyi geldiğini neden araştırmadın? Ee, yani işte bu adamların hastalığı neydi idranın içindeki hangi madde buna iyi geldi neden araştırmadın? Neden araştırayım? Yani ben de bunu anlamıyorum. Neden araştırayım yani? Ee, şimdi şu neden araştırayımdan kastım şu. Ben böyle bir çalışma yapmıyorum. Yani normalde böyle bir çalışma yapma gibi bir planım olsa da bu çalışma güzel bir çalışma olur. Yani takdir ederim böyle bir çalışma yapanı. Yani benim planımın arasında yok. Bu soruya cevap vermem için böyle bir çalışma yapmama gerek var mı? Yok. Yani bu argümanın ederi ne ki ben buna cevap vermek için işte oturayım da işte idrarda şu vardı bu vardı bilmem ne falan. Bu argüman zaten çöp. Her yeriyle çöp yani. E şimdi ben buna cevap vermek için gayet basit bir şekilde aklımı kullanarak bunun çöp olduğunu anlayabiliyorum. O zaman ekstra bir çalışma yapmama gerek yok. Ama karşımda işte çok ilmi bir çalışma olsaydı mesela diyelim ki velev ki ben bu hadisin şöyle şöyle güven, güveniyorum bu hadise diyelim. Metniyle her şeyle sahih olduğunu düşünüyorum. Yani mensuh olmadığını falan filan düşünüyorum. Bir adam da geldi dedi ki kardeş bu hadisin senedinde şu 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 problemler var falan işte çalıştı. Metin olarak da işte deve idrarı işte o dönemde kullanılıyordu ama bu hatalı bir tedaviydi. Şöyle 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 hep zararlı bir şey bu. Ben o zaman mesela bunu teyit etmek için bir problem yaşarım ve derim ki kardeş ben bunu senedine bir çalışayım. Bir işte bu konuda işte tıbbi bir şeylere bakayım filan. Ama seviye al deve bu işte böyle saçma din mi olur filan gibi bir düzeyde bir tenkitle karşılaşıyorum. Ben bunu böyle itelere <laughs> cevaplamış olurum. Çünkü insan şöyle düşünüyor. Karşıda birisi bir şey söyleyecek. Bir argüman ortaya atacak. Saçma da olsa mantıklı da olsa ben de oturacağım harıl harıl ona cevap vermek için çalışacağım. İşim var gücüm var yani. Bununla çürütüyorsam şu an çürüdü mü? Çürüdü. Niye başka cevap vermeye ihtiyaç duyayım ki? Muhatap iyi bir delil ortaya koyar. Böyle çürütülemeyecek bir delil ortaya koyar. Biz de oturup çalışırız ona göre. Vaktimiz kıymetlidir yani. Ha, şunu da söyleyeyim. Bu tarz bir e, argüman şeyinin Türkiye'de böyle bütün forumlarda yayılması, herkesin diline pelesenk olması ve işte hem e, gayrimüslimler tarafından e, tabii hepsi kullanmıyordur belki ama bizim şahit olduklarımız arasında hem de hadisleri kabul etmeyenler tarafından kullanılması aslında insanların argüman takmaktaki zayıflığını göstermesi açısından bence ironik, kendini akla işte çok özgür düşünceye falan nispet eden insanların ne kadar kolay manipüle edilebildiğini göstermesi açısından bence ironik. Yani ben normal mesela iyi düşünen bir yani iyi düşünen düşünmeyi bilen insanların olduğu bir ülkede bu tarz bir argüman öne sürülse argümanı ortaya koyanın çok kötü duruma düşmesi gerektiğini düşünüyorum mesela. Yani bence öyle olması gerekirdi. Ama baya baya bu etkili oluyor yani. Demek ki bu ülkedeki metin okuma düzeyinin, işte argüman değerlendirme düzeyinin seviyesini göstermesi açısından da bence ironik bir örnek. Şöyle diyelim e, son olarak. Yani biz bu videoda aslında hadisin şurası sahihtir, işte deve idrarı şöyle faydalıdır falanla da uğraşmadık. Yani benim göstermek istediğim esas şey bir metnin böyle tenkit edilemeyeceği. Böyle bir tenkitin makul olmayacağı. Hadis hakkında bir sürü şey söyleyebilirsiniz. Ben de çalışmadan biliyorsunuz hadisler hakkında konuşmam, hadis şart etmem yani. Bu yaptığım da bir şerh değildi. Ne olmadığını, yani bir hadisin böyle tenkit edilemeyeceğini, bir metnin böyle okunamayacağını vesaire göstermeye çalıştım. Yoksa işte biz bu hadisi çalışıyorsak, hadisin bütün metinlerini okuruz, şerhlerini çalışırız ve bir kafamızda bir kanaat belirirse onu söyleriz. Bunu yapmadığım için hadisin genel metni hakkında, hadisten çıkarılabilecek şeyler hakkında hadis şunu anlatıyor falan demedim. Sadece dedim ki mesela adam anlamsız diyorsa, yo şu çıkarılabilir, bu da çıkarılabilir, bu da çıkarılabilir. Ama hangisini çıkardım? Ben bir şeyi çıkarmadım yani. Hadisten, hadisi burada şerh etmedim. Onu söylemeye çalışıyorum. Sözlerimin şerh bağlamında anlaşılmaması için bunu söylüyorum. Yani bu işin bir ciddiyeti var. Ve ben böyle bir çalışma yapmadım. Sadece aklen böyle bir tenkitin makul olmayacağını göstermeye çalıştım. Umarım da faydalı olmuştur. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin.